Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. En son ne demiştik? Oyun sektörü, gamer coinleri roket olacak. Ona göre yerinizi alın demiştim. Bu videoyu bayağı önce çekmiştim. O zaman bahsettiğim işte coinler vardı. İşte Illuvium, ILV vardı. Sandbox, Sand vardı. AXS'i zaten biliyorsunuz. İşte ENC her bir oyuncunun oyun motoruna ihtiyacı var demiştim. Engine'i mutlaka bakın demiştim. ENC'ye bakın demiştim. İşte D-Race'i, VRA'sı, işte o da şu an açık Veracity. İşte hepsi ne dediysek görüyorsunuz rallileri. Dediğimizden beri yaptıkları ralliler. İşte en son dün Sand'in yaptığı ralliyi görüyorsunuz. Orada aldığımız karları Twitter'da attım zaten. Yani şu kadarcık yerde patır 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 30 kere kar aldık. İşte patlamadan sonra tabii ki böyle bir roketten sonra kar satışları da birlikte düşüş geldi ama sonuçta ne oldu? Gene roket oldu. O dandik dundik yılan oyunu işte o Nokia'daki yılan oyunu kıvamındaki AXS bile neler yaptı işte arkadaşlar. Görüyorsunuz yani 100 olacak dedik buna. 163'leri gördü. İşte Sand Rocket, işte Engine oyun motoru dedik. Lazım dedik. Mutlaka dedik. Hepsine mutlaka Engine hani oyun firmasına coin'ini direkt oynamıyorsanız bunu oynayın dedik. İşte ENC'nin roketini görüyorsunuz. Yani o bugün de rokete devam etti de artık marketle birlikte geri çekildi o da. İşte D-Race, Mi-Race hepsi ne dediysek gitti. Yani game mod 10 oldu arkadaşlar. Daha bu hiçbir şey Patreon'da ve Discord'da da dedim. Daha dünyada milyonlarca gamer var arkadaşlar. Bunlar daha gelmediler buraya. Daha bir de onlar da katıldığı zaman yeni oyunlar geldiği zaman daha cazip, daha güzel, bu gamerları cezbedecek oyunlar gelmeye başladıkça daha da bu sektör uçacak. Daha bunun total gamer sektörünün market cap'i bir tanecik, Doge'u bir tanecik şeyi geçemiyor. Daha Shiba'yı geçemiyor. Yani o yüzden daha çok başındayız. Bu game sektörü, oyun sektörü bence daha çok gideri var. Ama şöyle de bir şey var. Aman şeye dikkat edin. Telegram'da, Twitter'da hiç oyundan boyundan ayrılmayan adamlar işte şu oyun coin'i gidecek, şu game coin'i gidecek falan filan atıyorlar. Game'den anlamayan, oyun sektöründen anlamayanın dediği coin'i kesinlikle almayın arkadaşlar. Bu sektör çok farklı bir sektör. Bir anlamak lazım. White paper'ında okumanız lazım. Bu adamları, oyunu yazan adamların bir kere isimleri var mı orada? Geçmişleri ne, CV'leri ne, daha önce hangi oyunları yapmışlar, oyunları girip bir tanıtım videolarına bakın. Yani birçok bakılması gereken şey var. Her oyun gitmez. Her bu oyun firması 300-500x yapacak diye bir şey yok. O yüzden doğru oyunları seçmeyi bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız doğru adamları takip edin. Alakasız adamlardan alakasız coin isimleri alıp sakın gidip yapmayın. Her zaman diyorum kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Mesela şu an için favori bir tane daha oyunum var. PYR arkadaşlar görüyorsunuz o da roketledi. 4 gündür feci volüm da geldi. Şurada gördüğünüz gibi. İşte bunun handikapı Binance'da yok. O yüzden ya Metamask tarzında bir yerden alacaksınız ya da erişim olan arkadaşlarımız diğer platformlardan alabilir bunu değerlendirebilir. Bu da yeni gözlemiz. Gördüğünüz gibi roketledi o da. Şimdi roket devam eder mi? Ne kadar devam eder? İşte bir geri çekilme yapıp devamı rokete gider mi? Onu göreceğiz. Ama işte oyun sektöründeki total rokete bakarsanız arkadaşlar. Bu arkadaşımız da şuradan başladı ralliden. En tepe noktada %600 görmüş. Yani şu kısacık dönemde bir aylık dönemde %600 gitmiş arkadaşlar.
Yani evet, oyun sektörü bu şekilde arkadaşlar. Game Mode 10, feci bir roket var. Bunu ilk şeyini kaçırdınız. Şimdi bir sakinlemesini beklemekte fayda var. Sakinledikten sonra ikinci etapı, üçüncü etapı. Yani daha bunun gideri var. Öyle kolay kolay bitmez. Ama dediğim gibi oyunu doğru seçmeniz gerekiyor. Yanlış oyun seçerseniz patlarsınız. O yüzden herkesin söylediği oyunu hemen atlamayın arkadaşlar. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Evet, Coin'de başka ne oldu? İşte Ethereum all time high yapmaya devam etti. İşte bir iki kere all time high yaptı. Bakalım ona da. Evet, şurada bir kere all time high yapmıştı. Sonra geri çekildi, bir daha geldi. Sonra bir tane daha yaptı. İşte Ethereum'un daha çok yolu var, gideri var. Bu NFT'lerle birlikte gideri olacaktır. Başka hani oyun sektörü gibi başka sektör söyle hocam derseniz, ne gider derseniz artificial intelligence ya AI sektörü gidebilir. Onun haricinde bu NFT sektörünün gideri zaten var. İşte şu an oyun sektörü, NFT sektörü şeyi marketi götürüyor arkadaşlar. İşte bunların çalıştığı, opere edildiği işte şeyler var, platformlar var. Onların altında mesela işte hangileri Ethereum'un altındaymış, bakın market cap'lerine bakın, giderine, projesine, şeyine bakın. Ondan sonra işte solunkinin içinde kimler var? İşte ne bileyim öbür şeylerin platformların içerisinde hangileri var? Hangi platformlar ne durumda? İşte dominanslarına bakın. İşte o platformdaki Polkadot'un dominansı o platformda ne kadar? İşte Matic'in, Polygon'un dominansları ne kadar? Onlara bakın. Araştırmanızı yapın. Ona göre giden coinleri siz de rahatlıkla yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani demiştik Ekim ayının son günündeyiz. Ne demiştik? İşte BTC'ye tekrar dönecek olursak ne demiştik arkadaşlar? Ekim ayı yani Oktober, Aptober olacak demiştik. Dediğimiz de oldu. Ne yaptı BTC? All time high'lar yapa yapa devam etti. Şimdi bir artık all time high sonrasında bir geri geldi. Şimdi burada bir yataya bağladı. Yeni bir rokete hazırlanıyor. Ara sıra tabii ki temizlik oluyor. İşte bu volatiliteye dikkat edin. Stop koymak çok önemli. İşte stop avları başladığı zaman stop avında yakalanırsınız ya da likit olursunuz. Stopsuz kesinlikle takılmayın. Ya stopunuzu çok yakına koyun. Sürekli stop olup ama en sonunda yakalarsanız güzel götürürsünüz. Ya da stopunuzu biraz uzağa koyup risk alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama unutmayın ki bu piyasa çok volatil bir piyasa. Bu piyasada normal bir piyasa gibi hareketler beklemeyin. Ama kazanç da ona göre tabii ki de arkadaşlar, işte alakasız şey ne yaptı gördük işte hep birlikte. Yani şu hareketi görüyorsunuz. Doge'dan çok daha farklı bu. Doge gibi algılamayın. Doge sıfır bir şey arkadaşlar. Ne proje var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Bunun arkasında en azından birazcık daha dolu. Arkası biraz daha dolu. Ve bunun gideri ona göre daha çok var. O yüzden bu bir roketledi, dinlendi, roketledi. Şimdi bir dinleniyor. Bir roket daha gelebilir. Bilemeyiz tabii. Tamamen spek bir coin. Ama Doge'dan çok daha farklı bir yapısı var. Onu da unutmayın arkadaşlar. Evet, yani Aptobur çok güzel bir şekilde bitti. Patreon'da olan arkadaşlarımız da çok güzel karlarını aldı. O yüzden hala Patreon'a da üye değilseniz mutlaka bekliyorum. Bu kazançları kaçırmayın. Ekim ayının böyle olacağını zaten söylemiştik arkadaşlar. Kasım'da ne olacak hocam derseniz, Kasım'da uptrendin de devam edeceğini düşünüyorum. Yıl sonuna kadar dediğimiz gibi hedef BTC'de 100K arkadaşlar. Bu 100K hedefine ulaşmak olası. Yaklaştık zaten bayağısına. 63 bekliyorduk. Biz hani Ekim ayı için hedefimiz 63'tü. 67'yi gördük. O yüzden hedefimizden daha hızlı bir şekilde hatta ilerliyoruz.
Dediğim gibi yıl sonu 100K bekliyoruz. O yüzden ben bu ayda yönün yukarıya doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, geçelim işin öbür tarafına, yani Amerika tarafına. Amerika ne yaptı? Amerika arkadaşlar, şimdi açalım. İşte şuradan izleme istemesine gene all time high'ları görüyor musunuz? Ben ne dedim size arkadaşlar? Şuralarda herkes panik oldu. Panik oldu. Ne olacak? Şelaleler geliyor. İşte ilk defa 100 EMA'nın altına düştük falan filan, uzun zamandır diyorlardı. Hiç 100'e yaklaşmıyorduk. Bir tek şurada yaklaşmıştık falan filan. Ne dedik? Market never goes down arkadaşlar. Market hiçbir zaman aşağı gitmez. Çok büyük şeyler olmadıkça. Covid de bile gitti. Sonra anında 2 ayda geldiğinin üstüne çıktı bile arkadaşlar. Gene ne oldu? Aynı senaryo gerçekleşti. Buradan bir güzel topladılar. Buradan buraya millet çok güzel kâr etti. Gene ne oldu? Balinalar, büyük yatırımcılar kazandı arkadaşlar. Retail'ler, yani küçük yatırımcılar, yeni girenler, bu işi bilmeyenler, paper hand'ler, panik olanlar, işte sürekli yanlış yerden girip yanlış yerden çıkanlar gene ne yazık ki kaybetti ve paralarını bu arkadaşlara kaptırdılar. Yani o yüzden demem o ki, Nasdaq'ta da senaryo aynı. Aynı ve orada da var ve all time high orada da geldi. Market hiçbir zaman aşağı gitmiyor gördüğünüz gibi. Bu hafta biraz bir Fed toplantıları var. Bakalım orada ne olacak, ne karar verecekler, nasıl bir açıklamalar gelecek. Hep birlikte göreceğiz, markete etkisini göreceğiz. İşte onun haricinde gözdelerimizden ne oldu? Zaten Twitter'da ve Discord'da da yazdım. Tesla rekorlara doymuyor arkadaşlar. Atmıştım işte tweetini. 1000 dolar barajını geçti. All time high, all time high. Yani her gün neredeyse all time high yapa yapa ilerliyor arkadaşlar. Yani daha gideri var mı? Gideri tabii ki var. Yıl sonu hedefim 1300'dü. 1300'e neredeyse geldik. 1115'ler, 114'ler gördük. Yani 1115, evet 1115 görmüşüz en fazla. Yani 1300 yıl sonu hedefine neredeyse ulaştık arkadaşlar. Ki ben 1300'den out of the money'den kontrat alırken, ya 1300 de nasıl buralarda gelmez falan diye almıştım. Ta nerelerden, yani şuralardan falan aldım herhalde, ne bileyim, hatırlamıyorum şimdi. O bile neredeyse indivaneye düşecek. Hiç beklemediğim roketle. Nasıl oldu bu? Tabii ki de zaten bilanço müthiş geldi. Rakamlar çok iyi geldi. Bu dönemde bu chip shortage'ın olduğu, Covid'in olduğu, satışların etkilendiği, işte enflasyon beklentilerinin olduğu, faiz maiz derken böyle bir ortamda bile bu roketi yapabildi. Ona bir de tam earnings zamanında Hertz haberi de gelince duble roket oldu arkadaşlar. Parabolik gitti Tesla resmen. Bunlar işte tamamen güzel bir yönetimin, güzel bir şirket idaresinin sonuçları arkadaşlar. Rakamlar müthiş. Bir de tabii ki sektörde ilk olmanın verdiği avantajla da Tesla çok güzel bir avantajı buraya çevirdi yani. Daha, çok daha gideri var tabii ki, yani 3000'leri falan rahat birkaç sene içerisinde görecek bir firma diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde üretmeye devam ederlerse. Onun haricinde bizim gözdemiz PLTR, ama bir türlü gidemeyen PLTR'de neler oldu? PLTR'de çok büyük bir haber daha var tekrar arkadaşlar. İşte bu blockchain içerisinde, İşte bu nasıl vergi alırız, nasıl bu işte uyuşturucu kaçakçı veya büyük para transferlerini nasıl yakalarız ederiz. İşte devletler bir türlü güvenmiyor, büyük yatırımcılar, bankalar bir türlü güvenmiyor. Bunu çözebilecek bir projeyle geldi PLTR. Eğer onu hayata geçirebilirlerse her türlü transaction'ı takip edecekler. İşte o işte uyuşturucu parası mı? Oradan oraya acayip bir para gitti mi? Para ne parası? Niye gidiyor? Falan filan derken
vergiden işte kaçak paraya kadar her türlü şeyi yakalayabilecek bir programın peşinde PLTR. Eğer bunu gerçekleştirirse oradan da baya bir roket olacak diye düşünüyorum. Zaten PLTR kısa vade hissesi değil arkadaşlar. Yani PLTR'de 3 günde 5 günde vurmayı planlamayın. 3 ila 5 yıl muhakkak PLTR'ye zaman vermelisiniz ama verdiğinizde de hedef 500 dolar 5 yıl içerisinde. O yüzden çok öne açık bir firma. Bakalım ne olacak. Benim 1-1,5 sene içerisinde de en kötü yüzlere yaklaşacağını düşündüğüm bir firma arkadaşlar. Dediğim haber de çok büyük bir haberdi. Bu arada bizim çılgın Alex de yani CEO da kendi opsiyonlarını exercise edip birazcık şey sattı, şehir sattı. Onun da etkisi oldu. Tam şurada sattı. Burada satmaya başladı. 25'lerden 26 küsürler arası kademe kademe satmış. Yani şuradaki iğnenin sebebi de o. Ondan sonra satınca bir kırmızı yaptırdı. Bizi aşağı saldırdı. Şimdi tekrar biraz gelmeye başlıyoruz. Şuradaki kritik çizgimizi şu 27'leri bir geçsek zaten ondan sonra önümüz açık gibi geliyor. Bir tek şuradaki engel kalıyor. Yani 28-70 engeli kalıyor. Bakalım ne olacak bu hafta göreceğiz arkadaşlar. Amerika'da bu hafta neler var? Örnekse gene bakalım. Örnekslerimiz güzel. Bir sürü gene oynadığımız her zaman bildiğimiz firmaların örnekleri var. İşte şurada Pfizer gözüme çarpıyor. Direkt Activision var, BP var, Under Armour var. İşte ne bileyim bakıyorum şöyle geziyorum. Roku var, Skills var. Bakalım başka neler var. Nickel'da var, ondan sonra Airbnb var, Uber var, Pinterest var, Square var. Bu sırada Pinterest, Snap, Twitter o grubu bir çattılar biliyorsunuz feci şekilde. Bakalım o arkadaşlar toplayabilecekler mi? Burada DraftKings var, Coinbase var, Zelle var, Goodyear var. Yani bu hafta da earnings'ler fena değil gibi. Her zamanki stratejimiz, earnings, reversal stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Patreon'a gelirseniz bu stratejiyi nasıl uyguladığımızı, örneklerden nasıl para kazandığımızı siz de görürsünüz gözünüzle canlı yayınlarda. Siz de bizle beraber kazanmaya başlarsınız. O yüzden tekrar diyorum, yarın Patreon resetleniyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Patreon'da ne yaptın diye sorarsanız işte Patreon'daki durumumuz şu. Hiç oralı bile olmadığımız bizden şu derecede kârdayız. Amerika hisse portföyü para basmaya devam ediyor. %50 kar 4 ayda dolar bazında arkadaşlar bunlar. Yani bunlar öyle böyle karlar değil. Normalde bir yani siz bir işte asete veya işte ne bileyim tahvile, Eurobond'a, fona, mona koysanız yıllık size vereceği %10 geçmeyecek. Biz burada yıllığı bırakın 4 ayda da %50'yi geçmişiz. İşte Amerikan ETF portföyümüz gene keza aynı %30'ları geçmişiz. Opsiyon portföyümüzü zaten görseniz ya şaka mı falan diyeceksiniz. Şurada rakamları tabii göremiyorsunuz. Bu %50 ama nasıl bir şey %50 falan bunları göremiyorsunuz ve sadece bir ayda arkadaşlar. Opsiyon portföyünü başlatalı bir ay oldu. Ben tabii daha önce kendi yaptığım şeyi artık üyelerle de paylaşıyorum. Orada bir ayda %50 arkadaşlar. Bir ayda %50 dolar bazında. Kripto %30 yani bu çok daha yukarıdaydı. Tabii son bir hafta biraz geri çekilince piyasa bu da geri çekildi. Yoksa bu aslında %40'lara yaklaşmıştık. Yine yaklaşırız, geçeceğiz. Hedefimiz %500'ler. 5x'e en kötü katlayacağız paramızı. Sorun yok. Zaman içerisinde bunların hepsi olacak. Siz de bu şeye katılmak, trene binmek, otobüse binmek, dolmuşa binmek istiyorsanız mutlaka düşünün arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum yeni ayda. Bu fırsatları kaçırmayın. Hazır güzel de bir şey varken, hype varken değerlendirin. Ne dedik? Gene diyorum. Coin'de game on, yani game sektörü, oyun sektörü roketledi. Bir geri çekilip tekrar daha bunun çok daha büyükleri olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde işte NFT sektörünün gideri olduğunu düşünüyorum.
Ondan sonra AI sektörünün ileri olduğunu düşünüyorum. Zaten normal çapında kendisi gittiği zaman bütün altcoin'ler onunla birlikte zaten gidiyor. Ethereum'da bir hareket olacaktır, gidecektir. Sheep bir dinlenip tekrar bir hareketini yapabilir. Doge gibi değil, ona sakın Doge gibi bakmayın. O çok daha şaşırtıcı şeyler de yapabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Amerika zaten devam ediyor all time high'lara. BIST'in durumunu biliyorsunuz, çok da konuşmak istemiyorum. İşte bir doların uçmasından sonra orayı da kaybetmemek için tabii birazcık orayı da desteklemişlerdi. Bakalım o destek ne kadar devam edecek, göreceğiz arkadaşlar. Onun haricinde bu hafta için söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi hepinizi Patreon'u bekliyorum. Hiç üzülmezsiniz, merak etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoda. Hoşça kalın.